Evet, geçen haftaki dersimizde kullanıcı ekleme ile ilgili formu oluşturduk. Yalnız ekleme kodlarını oluşturmadık. Ekle dediğimiz zaman bu tip şeylerimiz de vardı. Şu fonksiyona gideceğimizi yazmıştık ve orada kaldı bu. Şimdi tabii bu kullanıcı ekle formumuzu burada oluşturmuştuk. Şurada bir fazla şey oldu. Kullanıcılar kaydet kısmında. Biz de kullanıcılar kaydet yaptık, yalnız yapmadık. Şimdi burada CodeIgniter'da arkadaşlar şu şekilde. Önce biz şey yapıyoruz. Dışarıdan gelen elemanları, yani form nesnelerini, şuradaki form nesnelerini, nedir bunlar? Label değil. Ad soy, email, şifre, form input nesneleri. İşte durum ve yetki verilerini bu formdan post ile gönderiyoruz. Post yapıyoruz gördüğünüz gibi şurada. Post yapıyoruz ve bunları buradan almamız gerekiyor arkadaşlar. Alma şeklimiz şu şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen buradan alalım. İzah edeyim. Bir data array'ini alıyoruz. Eşleştirerek alıyoruz. Yani bu veri tabanındaki isim şu da form nesnesi, input nesnesi. Yani input, ad soy input nesnesindeki veriyi ad soy ile eşleştirdik. Ad email'deki post, yani input nesnesinde gösterilen input bilgisini email ile, şifreyi şifreyle, yetki yetkiyle, durum durumla. Şunlar arkadaşlar veri tabanı alan isimleri, veri tabanı alan adları. Şuradakiler ise form nesneleri. Ben aynı ismi kullanıyorum ki şey olmasın, yani karışık olmasın. Bu şekilde kullanacağız. Burada isimler farklı olabilir. Mesela atıyorum hani bir küçük yazsak diğer tarafta. Hayır. Orada ne kullanıyorsan burada da aynısını kullan. Yani şurada ne kullanırsan burada pek bir fark etmiyor burada da, ama bazı fark ettiğiniz sistemler olabilir yani. Bunu case sensitive özelliği olan sistemler olabilir. Ne kullanırsak onu aynı kullanalım yani. Küçükse küçük, büyükse küçük. Yani zaten eşleşmiyor. Eğer bu A'yı büyük yazarsan ad soy ile eşleşmiyor yani. Tamam mı? Bu form nesnesi bu alan adı. Yani veri tabanındaki data bilgisi. Evet, sütun adı. Şimdi ben bunu kaydedebilmem için arkadaşlar bir veri tabanı işlemlerinde ekleme, silme, düzenleme ve benzeri bazı temel işlemleri için, yani her bir işlem için tekrar yapmamam için modelde fonksiyonlar tanımlayacağız. Bu modeldeki fonksiyonları çağırarak o işlemleri yerine getireceğiz. Bakalım modelimizde herhangi bir şey var mı? Şurada ikiye gelelim. Evet, henüz herhangi bir şeyimiz yok. Burada arkadaşlar bir model tanımlayacağız. Hemen bir tane şey veriyorum. Control-C. Buna diyorum ki şube 2'de application'da modelde database model diyorum. Baş harfler büyük. İsim veriyorum. Ha, yanlış şey yaptım. Evet. 3F8 olan kod diyorum. Evet, database model olarak tanımlıyorum. Burada da diğer şubeden örnek modeli çağırayım. Buradan şey yaparız.
Model tanımlama bu şekilde arkadaşlar. PHP tanımlarız. Yani PHP konsolumuz var bir tane. Ana klasımız var. Bakın burada database aynı isimde. Database model, database model. Extend'i de CodeIgniter model. Controller'da bakın. Nedir bu controller'da? Aynısı aslında. Bunu alıyorsunuz. Sadece buna model yerine şey yapıyorsun. Model yazıyorsun buraya. Yani kontrolün aynısını model yapıyorsun. Burası da boşaltıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi aynı yapı. Şimdi burada temel bazı şeyler ekliyorum. Burada şeyin CodeIgniter'ın kütüphanesini kullanacağız. Yani ekleme kütüphanesini kullanacağız. Burada bir üç tane fonksiyon oluşturacağız. Ekleme, silme, düzenleme fonksiyonlarını ya da güncelleme fonksiyonlarını oluşturacağım. CodeIgniter'da o nasıl olur onu bakalım. Şimdi ekleme fonksiyonuna gelelim. Alalım ekleme fonksiyonunu. Şuraya yazalım. Yapıştıralım daha doğrusu. Fonksiyonu almadık. Evet. Insert CodeIgniter'da veri tabanını ekleme diyor ki veri tabanı CodeIgniter diyor ki şöyle komut gönderirsen database kütüphanesinden insert komutu ile tablo ismini ve o tabloya eşleştirerek bir dizi içerisinde eşleştirerek ekleyeceğin dataları gönderirsen ben bunları şurada belirttiğim tabloya eklerim. Şimdi her seferinde bunu yazacağımıza ben bir kere oluşturuyorum. Tamam mı? Bu değişkene atıyorum yani. Şurada tablo adını ve göndereceğimiz datayı değişkene atıyorum. Ve CodeIgniter özelliğini kullanarak veri tabanını gönderiyorum. Diğer türlü ne yapmam lazım? CodeIgniter özelliğini kullanmasam insert, into, bilmem ne, alana, dalana, values, veriler, veriler, veriler. Ama burada ne yapacağız? Bir data tablosu, array dizisi oluşturmamız bizim için yeterli. Bunun için de fonksiyonumuz şurası arkadaş. Yani yapımız bu şekilde. Array'i bu şekilde oluşturursanız ve bu array tablo adıyla beraber bu fonksiyona gönderirseniz bu fonksiyon ekleme yapar ve bize geri olarak true değeri gönderir. Herhangi bir problem varsa ekleme yapmaz. Dolayısıyla true değeri dönmez. İsterseniz bu şekilde kontrol yapabilirsiniz. Şeyde yapacağız onu. Çağıracağız. Kontrolörde çağırdık zaten. Bu bizim değil mi? Diğer kontrolör. Kontrolörde çağıracağız. Database'i çağırdık zaten. Şimdi şey yapacağız. Şu şekilde çağırıyoruz arkadaşlar. Yani çok vakit kaybetmemek için şey yapmıyorum. Biz database model yani bunun adı insert data şu fonksiyonu insert data ne istiyor insert data? Tablo adı. Tablo adımız kullanıcılar ve buradaki data alıyorum gönder diyorum. Bu şekilde evet. Nasıl? Evet. Bu buradaki model ve sınıfı ASP.NET'teki model sınıfından farklı. Yani öyle bir sınıf algılamıyor. Doğru, biraz farklı yani. Evet, bir kere beklemeyiz. Sebze diyeceksin. Gönder.
insert modelde bir daha ekleme fonksiyonu yapmayacağız. Bu şekilde göndereceğiz. Bir daha yok. Bitti. Yani diziye al. Diziye al. Tablo adı. Diziyi gönder. O ekler. Çağıracağız. Şurada şey yapacağız. Şurada çağıracağız yani. Zaten o hata verecek, hata verdiğini göstermek için şey yapıyorum. Verilerin gelip gelmediğini buradan kontrol edebilirsiniz. Print R biliyorsunuz array'leri yazarsınız burada. Şunu bir kapatayım. Veriler geliyor mu gelmiyor mu bir çağırayım yani bir şey yapayım. Takılıyor benim boz. Acaba antivirüs de öyle mi? Evet. Kullanıcı ekleme. Alt soy. Hani geldiğini şifresi gibi. Bilgileri gönderiyorum. 47'de bir hatamız var. Nerede 47'de? Ha şu ya şu. Evet gördüğünüz gibi boş geldi tabii. Şimdi tekrar gönderiyorum. Ekle diyorum. Bakın at soya at soy hatta buraya Ali Ali Alican Ali et mynet.com 1 2 3 böyle. Evet bilgi gördüğünüz gibi bilgi geldi yani array'in durum boş geldi gördünüz mü? Niye? Durum boş geldi. Bak buradan fark ediyoruz. Durum durum. Buradan alıyoruz. Yalnız niye boş geldiğini şuradan bakalım. He. Durum burayı da şey yapalım ya. Uğraşmayalım. Bu radyo buton kullandık ya. Şimdi uğraşamayız radyo butonla. Şey check etmemiz lazım. If check it bilmem ne eşittir true'ysa gibi uzun iş. Alıyorum bunu. Şurada bir tane şey yapalım gitsin. Evet. Hayır ya da aktif ya da pasif. Ne yapıyorum? Aktif. Böyle mi demiştik? Tamam. Ha ismi ya aynı kaldı. Evet gördüğünüz gibi Ali Can Ali evet bilmem ne şifre sadece deniyorum bilgiler geliyor gördüğünüz gibi hepsi geliyor. Emin olduktan sonra tamam diyorum bilgi geliyor. Bakın burada eğer yazdırmasaydık ne olacaktı? Hatamızı fark etmeyecektik. Artık gönderebiliriz bunu. Şimdi database modeli kullanabilmemiz için onu çağırmamız lazım yani. Şurada tanımlamamız lazım. Şurada modelden database modeli nerede? Şurada çağırmamız lazım. Neydi? Model çağırma.
Burada tanımlamazsak kata verecektir. Şimdi burada ekleme işlemi gerçekleştirdikten sonra tekrar nereye göndermemiz lazım? Listeye göndermemiz lazım. Listeye gelebilmesi için ne olması lazım? Şu şekilde yazdığım zaman listeye gelmiyor. Dolayısıyla program biz bu liste, bu linki redirect yapalım yani. Bu linki tıklamışız gibi. Evet, redirect yapalım. Hemen redirect komutunu da alalım şuradan. Evet. Admin kullanıcılara gönderiyoruz. Evet. Şimdi burada modeli oluşturduk. Evet. Gönderirken şimdi kontrolü biz tekrar view'e gidiyoruz yani. Modelden view'e. Modelden tabii. Şimdi kullanıcılar kaydet dedik, buraya geldik mi? Evet. Verileri aldık. Ekledik. Nereye gidiyor? Kullanıcılara. Kendini çağırdı. Kullanıcılar kendini çağırırsa neresi çalışır? İndeks çalışır. İndeksi çalıştırır. Tekrar modele gitmedi, buradan select yaptık. Modelden de select yapabiliriz yani. Mesela ileride fonksiyonlarımızı modele yazacağız yani. Şu anda basit bir çağırma olduğu için mesela diyelim ki çok kompleks bir join ile bir şey getiriyorsun. Her seferinde onu yazamazsın. Ne yapıyorsun onu? Modelde yazıyorsun. Diyorsun get bir fonksiyon oluşturuyorsun. Get kullanıcılar diyorsun. Çünkü orada join'li, moin'li bir sebep karmaşık bir yapım vardır yani. Onu orada oluştur, sürekli oradan çağırırsın, getirirsin. Yani istediğin lazım olan yerleri oradan çağırırsın. Şimdi sonuçta bu veri tabanından verileri sorgulayıp getirip ilgili yerlere koyuyor. Evet, kullanıcı ekleyelim. Evet. Mahmut muydu? Mahmut. Mahmut var mıydı? Mahmut Çilek, e-mail mahmut@gmail.com, şifre şu, bunlar kalsın. Ekle dediğimiz zaman, evet, gördüğünüz gibi Mahmut Çilek ne oldu? Buraya eklendi. Şimdi biraz önce arkadaşınızın dediği gibi, şimdi biz sürekli bunların hepsini gösteriyoruz değil mi? Göstermeyelim. Değil mi? Alıyorum bak şunu. Sadece kullanıcı listesini getirmem gerekir değil mi? Şunları alıyorum. Kullanıcı listesi nerede? Şurayı ikiye tabi. Şurada ben her seferinde bunları çağıracağıma kalabalık oluşuyor çünkü. Şunları burada çağırayım. Değil mi? Bir de aşağıda neyi çağırayım? Footer'ı çağırayım. Sonra kullanıcılara gelip ne yapacağım? Bunları sileceğim. Ben her iki yöntemi de görün diye özellikle yaptım. Bakın ne yaptık? Kalabalığı kaldırdık yani. Zaten bu, zaten kullanıcı listesi çağırdığımızda onlar mecbur gelecek. O zaman buradan çağırmama gerek yok. Buradan ekleyeyim. Şuradan nereye ekledik? Ha, listesine mi ekledim? Kullanıcı listesine ekledim. Aynısını kullanıcı ekleye de ekliyorum. Artık ben bundan sonra böyle oluşturacağım. Yani view dosyalarımı bu şekilde oluşturacağım yani. Alttakini de alıyorum. Yani bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi kullanıcı ekledim. Şunları da aynısını siliyorum. Sadece kullanıcı ekle bırakıyorum. Ne oldu biraz? Controller ne kadar
sade ve özse o kadar yönetmeniz kolay olur projenizi. Şimdi ne yapalım? Silme yapalım değil mi? Silme, düzenleme işlemleri yapalım. Şimdi listeye bakalım. Şu tarih yerinde tarih, şu tarih yerine düzenle. Bir sütun daha ekleyin. Silme. Buraya da ne yapayım? Düzenle. Butonları koyayım. Bir de ne koyayım? Sil butonlarını koyayım bu şekilde. Yeniliyorum. Evet, düzenle sil. Peki ben şeye bakayım. Şimdi burada kullandığımız template'e ihtiyacımız var. Application. Oraya girmeyeceğiz tabii. Template üzerinde. Bu muydu? Master. Burada butonlara gelelim. Buton var mı burada? Nasıl? İkon. Nasıl? Form. Form'da mıydı? Ya da form'da mı buton vardı? Şöyle butonlar var mesela. Şöyle butonlar var. Bu biraz zayıf biraz. Ha, form buton. Tamam, geldik. Oraya şey yapalım. Resimli buton yok mu burada? Bu template'te yok mu? O zaman şunu şöyle var da buton app design. Şu success'i yok, şu drop'tan şey. Şunu alalım, small butonu alalım çünkü satırın fazla geniş olmasını istemiyoruz yani. Small butonu alalım, şunu alalım. Form buttons. İşte bak şeyde neydi adı? Small button. Evet, small butonun hangisini alacağız? Bir bakalım. Success var. Small buton. Buton size. Buton size zaten. Yok, buton size olanlardan alacağız. Middle. Bunlar herhalde ya. Small. Standart buton. Her yerde small buton. Yok, bir burada var small buton. Tamam. İkinci sıradaki small butonu alalım yani. İlki beyaz. Şu beyaz. Şuradaki small success olan butonu alacağız. Aslında alacağımız şey şu arkadaşlar. Biz sadece class'ını alacağız. Gerisi ne? Şu kullanıcılarda, kullanıcı listesinde. Kullanıcı listesinde ben ne oluşturacağım? A, href. İşte bu class'ı yapıştırmak istiyorum aslında. Almak istediğim o. İlla buton olacak diye bir şey yok. İsteyelim bakın. Evet, gördüğünüz gibi ne yaptık? Bunu butonlu hale getirdik. Henüz tabi href kısmı boş. Hangisi? Doğru söylüyorsun.
İndekse gelelim. Kullanıcılar listesi, data, ad soy, yani ne ekleniyor da şu anda büyüdü. Gerisinde ne var bir bakalım ya, yani ne oluyor da. Herhangi bir bilgi yok. Şimdi çok şey eklendiği için nasıl? Hangisini? Sadece bunu bulamadım diyorum. Neyse, bizim böyle eklediğimiz bazı şeylerden kaynaklı bir fazla uzatıyor burayı. Niye? Hala uzatıyor yani. He? İlginç. Ekledi mi aynısını ya böyle bir saniye. O zaman şey yapalım. Footer'ı bir kaldıralım. Nasıl? Footer'dan kaynaklı bir şey döngüye mi giriyor? Evet, footer'dan kaynaklı bir problem. Yani footer'da bir Java, bir script şey yapıyor yani. Bunu bulmamız lazım yani. Şurada bir şey fazla uzatıyor. Şunlardan bir tanesi tabii, onu bulmak lazım. Şimdilik footer'ı ancak devre dışı bırakabiliriz. Evet. Tabii kutuyu da şey yapınca footer'da bazı şeyler footer'da kalmış yani. Nasıl? Şimdi production'a gelelim. Bir şurada blank diye bir blank page profile projects xx dediği sayfa hangisi? Page 404'ü al bakalım. Bu tamamen boş bir sayfa. Bize şey lazım. Fixed footer, şunu bir alalım. Evet. Nerede bizim footer? Şuradan bir base URL ile beraber. Bakalım.
kullanıcı ekle. Evet, galiba oldu. O bizim açalım tekrar şeyi. Tamam. Yani o problemli bir şey vardı orada. Bir sürü şey çağırıyor. Şeyler çağırıyor. Oradan kaynaklı bir şey var. Evet. Şimdi arkadaşlar silme için de aynı şey. Silme için nelerimiz var burada? Bunun kırmızısı yok mesela. Şunun rengini değiştir. Şimdi şeyini değiştirelim. Yani linkini oluşturalım. Şimdi bize biraz önce burada base URL vardı. Bir base URL'yi bir alalım. Yok, buradan değil. Buradan da değil. Şu bizim base URL'yi yazdırıyoruz ya. Yazsaydım daha kolay olur da. Base URL admin kullanıcılar düzenle. Bu şekilde bir yapımız. Alıyorum bunun aynısını, bir de silmeye getirip koyalım. Sil. Evet, iki tane buton oluşturduk. Bakın. Tabii linki ne? Silmenin linki ne olacak? Kullanıcılar sil. Hem silinecek hem yazılacak. Verinin bir de parametre göndermemiz gerekmiyor mu? Hangi ID silinecek? Öyle değil mi? ID'yi göndereceğiz buraya. Bakın, düzenli ID 3. Sil ID, sil 5. Şimdi arkadaşlar CodeIgniter şu şekilde çalışıyor. İlk önce klasöre bakıyoruz. Yani hep slash 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 şeklinde giriyor. İlk slash, ilk baktığı şey klasör mü değil mi? Klasörse klasörün içine giriyor. Controller klasörünü dikkate alıyor. Yani. Controller. Bir kere ana controller görüyor her şeyi. Yani şuraya kadar kısmı ana controller'dur. Ondan sonra ilk baktığı şey klasör mü değil mi? Klasörse bunu içine giriyor. Sonra klasörün içinde controller var mı diyor. Eğer klasör yoksa, kullanıcılar diye bir klasör yoksa, o zaman controller'dur diyor. Controller olarak çalıştırıyor. Bakıyor, eğer controller ise sonraki parametre fonksiyon olarak görüyor. Fonksiyon. Sonrakiler ise parametredir yani. Dosya yok. Burada dosya erişemezsin yani. Klasör ve kontrolü ve içindeki fonksiyona erişebilirsin. Önce klasör olması lazım. Önce klasörü dikkate alıp sonra kontrolörü dikkate alıp, ama deneyebiliriz yani. Önceliği olması lazım. Mesela şimdi aynı admin PHP diye bir kontrolör koysa muhtemelen klasör olarak dikkate alıyor önce. Önce klasörü bulmaya çalışıyor. Ondan sonra kontrolör. Sıra öyle şekilde. Yani klasör, kontrolör, fonksiyon, parametre. Şimdi admin bir kontrolör ise bunu bir fonksiyonu kabul ediyor. Şunları ve şunları da parametre olarak alıyor. Ama bu klasör olduğuna göre bunu kontrolör, bunlar da parametre. Yani bu fonksiyon, bu da parametre olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar artık gerisi düzenleme nasıl bir işlemdir, düzenleme olayı? Bir sayfa açılacak. O sayfanın içinde ne olacak? Düzenleyeceğimiz bilgiler olması lazım. Evet. Aynı bekle gibi bir form gelmesi lazım.
o bilgiler çağrılıp burada gösterilip gerekli düzenlemeleri yap, kayıt güncelle dediğimizde başka bir fonksiyonla bunları güncellememiz gerekecek. Yani 3 işlemden oluşuyor. Yani ekle gibi değil. Ekle, yeni form aç. Şey yap, veri tabanına kaydet. Öyle değil. Veri tabanında bul, çağır, forma yükle, gerekli güncellemeleri yap, tekrar veri tabanına gönder. Gibi işlemleri kapsıyor. Genelde bu biraz zor şey yapıyor yani. Zor anlatıyoruz bunun böyle olması gerektiğini. Arada bir şey atlanıyor yani. Şimdi silmede arkadaşlar tehlikeli bir komut olduğu için ne yapmamız lazım? Bir Java script'i yazmamız lazım. On click eşittir return confile. Bir soru soracağız yani. Silmek istediğinizden emin misiniz? Emin misiniz diye bir soru soralım. Değil mi? Return confirm silmek istediğinizden emin misiniz gibi bir evet, şöyle çağıralım. Evet, böyle bir iptal dersek hiçbir şey yapmıyor ama tamam dersek bakın gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir kontrol de koyabiliriz. Şimdi artık isterseniz silme biraz daha basit olduğu için silmeyi yapalım. Kullanıcılar fonksiyonunda. Şimdi düzenle var diye alıyorum bunu. Çok basit. Bu tabi bizim kontrolör değil. Bizim kontrol ileride kaldı yani şurada. Şunu alıyorum. Orada SQL cümlesi olduğu için şey yapıyorum. Sil. Sil'de ne gönderiyorum? Parametre gönderiyorum değil mi? Gönderdiğim parametreyi şurada alıyorum. Kaç tane parametre gönderirsem virgül virgülle istediğim kadarını alabilirim. Silme komutumuz ne? Delete from kullanıcılar ver id eşittir dolar id. Artık bir yere veri göndermeyeceğim için kaldırıyorum. Bunlara gerek yok. Sonra işlem bitince nereye ne göndereceğim? Tekrar kullanıcılar dost listeye gönderiyorum yani silme işlemi gerçekleştirip listeye gönderiyorum. Test ediyorum bakalım. Kullanıcılar evet. Ozan'ı siliyorum. Sil. Tamam dediğimizde evet Ozan gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silindi. Şimdi sıra geldi ekleme. Yani güncelleme pardon. Güncelleme işlemlerine. Modele de gönderebiliriz ama uzatmaya gerek yok. Aslında onu da yapabiliriz. Silme modele mesela gideriz. Gidelim şurada. Mesela modelde yapalım bunu. Delete. Delete data. Tablo. ID. Burada delete olması lazım. Tabi burada şey farklı. Hemen şey gidelim. Burada onun ID olduğunu bilmiyoruz ki biz yani. Birinci anahtarı biz ID'yiz yani. Buna göre ID değil ki onu eşleştirmemiz lazım.
Ya da database'den bir bakalım. Connecting your database, database, database configuration, database. Database utilities class. Şurada şeylere bakalım. Query Builder nerede? Delete nerede? Hah, delete data. Şu şekilde diyor. Gönderirseniz bu şekilde siler. Tamamen boşaltır. Şeye göre ha, şu şekilde siler. Burada tabii şey, delete'te biraz farklı. Şey yapabilir, buradaki gibi kontrol olmayabilir. ID burada biz belirtiyoruz ya burada. Şurada mesela şöyle bir alalım. Şunu şeyin içine koyalım. Evet. Ne gönderdik burada? Bir tablo adı gönderdik. Diyoruz ki where id'si şu gönderdiğimiz id'ye eşitse tablodan sil diyoruz ve bize true gönderiyor. Kullanıcılar listesine geliyorum. Şurada şekilde gönderelim. Delete data kullanıcılar ID gönderdi. Karşılayan ne? Tablo ve ID karşılıyor. Delete data. Delete data. Evet, bu şekilde gönderiyoruz yani. ID gönderdiğim zaman o şeyden kurtulmuş olacağız. Deneyelim hemen. Kullanıcılar. Database modeli line 19. Database modeli. Evet. Adem'i silelim. Evet, gördüğünüz gibi bir fonksiyon gerçekleşti. Bir daha yani uzun kod yazacağımıza tek satırla ne yapıyoruz? İşi gerçekleştiriyoruz yani. Gerçi diğeri de tek satır ama delete yıldız from bilmem ne hikayesi vardı. Her şeyi siler. Artık silme yazmana gerek yok. Silme bitti. Artık o şekilde gönderdiğin sürece silir. Ama bir şart var. ID'in standart olacak. Yani A bir ID, yani birinde UUID, birinde kullanıcı ID, birinde bilmem ne ID dersen sistemin göçer. Bizim veri tabanımızda ben standart yaptım. ID I büyük, D küçük olmak kaydıyla, yani bir standart belirledim kendime ki her şeyde o şekilde çağırayım, kullanayım.
Ama özel ID kullanırsan sistem çalışmaz. Bu sefer göndermen lazım. Onu da parametre olarak göndermen lazım. Yani benim user ID'dir, kullanıcı ID demişim, ürün ID demişim, bilmem ne diye. Yani alan adını da neyse göndermen gerekecek parametre olarak. Onu da buraya yazdın mı, şuraya yazdın mı çalışır. Evet, bir ara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi silme işlemlerini gerçekleştirdik. Düzenleme işlemleri için de düzenle diye bir fonksiyon tanımlayacağız. Bu fonksiyonda ID'sini gönderdiğimiz veriyi çağıracağız. Bu verileri şeye getireceğiz. Form üzerinde göstereceğiz. Öncelikle hemen fonksiyonumuzu yazalım. Kullanıcılar ekle. Şöyle bir düzenle diyorum. Burada da aynı şekilde select gönderebilirim buraya. Yani bir select database modelden basit select'i getirebilirim. Ya da direkt query ile çağırabilirim. Database burada bir query çağıralım. DB query, yani SQL, query derken SQL. Select yıldız from kullanıcılar ver id eşittir dolar id. Tabii bunu şey yapacağız. Dolar artık veriyi kullanacağımız için şöyle bir şey yapacağız. Daha önce öyle yapmıştık. Şurada bir çağırmıştık bu şekilde. Aynı şekilde dataya atıyorum bunu. Şurada da query yapmıştık ya. Data diyorum. Bu sefer veriler değil de veri, tek veri çağırdığım için veri datayı da nereye göndereceğiz? Şey göndereceğiz. Bu şekilde kullanıcı düzenleme formuna göndereceğim datayı. Kullanıcı düzenleme formu var mı? Yok. Alıyorum bunu. Farklı kaydetle kullanıcı ne yapacağım? Düzenleye de kaydediyorum. Zaten her şey aynı. Geliyorum şuraya yukarıya. Kullanıcı düzenle bakalım çalışıyor mu yani? Evet, gördüğünüz gibi kullanıcı düzenle formumuz ne oldu? Ama içi boş. Ne yapacağız içini? Bir de artık şey diyeceğiz, yani bunları şeyi kaldıracağız. Şu alttaki butonları kaldıralım. Artık reset mezet yok, çünkü bilgiler reset dersek bilgiler gider. Yok. Submit olanı güncelle diyeceğiz. Güncelle, yani düzenledik, artık güncelle diye göndereceğiz. Sonra burada neyi değiştireceğiz? Action'ı değiştireceğiz, değil mi? Buradaki verileri yok, niye? Yani o da olur da öyle pek olmaz yani. O çok saçma bir şey olur yani. Çünkü biz veriyi alıp tamamen silip yeniden ekle. O zaman sil yeniden ekle. Evet, daha mantıklı.
Şimdi güncelle tabi ID göndereceğiz buraya. Verileri neyle göndermiştik buraya? Veriyle göndermiştik değil mi? Şurada verinin içine gömdük ya. Verinin içerisine. Bu da şöyle bir şey var. Tek veri yazdırırken veri sıfır diyoruz. Şöyle. Verinin kendisini yazıyoruz. Alan adı bu. Alan adı. Şimdi burada oluşturacağım tekrar. Input nesnemizde alt soy var ya. Burada ne oluşturacağım? Bir de value. Şunu oraya yapıştırınca görürsün şimdi. Yani içine bilgi dolduruyorum artık. Value, at soy. Veri bu şekilde, tek veri bu şekilde yazdırıyoruz. E-mail'i de aynı şekilde. Nerede? Input nesnelerine yazıyor. Biliyorsun bunlar fasafiso. Şuraya olanlar bizim inputlarda neyi bilmemiz gerekiyor? Şuraya kadar olanı bilmemiz gerekiyor. Diğeri yeşillik. Tabi value'ni de bilmemiz gerekiyor. E-mail. Sonra şifre. Input nesnemiz nerede? Birinci sıfırıncı satır kabul ediyor. Bir satırımız var zaten. Evet, o sütuna sıfırıncı bilgi. Tamam mı? Birinci dersin bir sonraki ama bir sonraki yok. Tamam mı? O şekilde algılayabiliriz. Şunlarda da ne yapıyoruz biz? İçini bu şekilde dolduruyoruz. Eksik oldu. Nedir? Durum. Ama garanti olması için ne yapacağız bunu? Selected yapacağız yani. Seçili hale getireceğiz bunu. Çünkü gelen bilgi yanlışlıkla aşağıdaki bilgilerden biri seçilmesin. Yetişim. Gördünüz mü? Doldu geldi. Güncelle diyorum. Güncellemiz yok. Ne yapacağız güncelleme? Güncelleme formunun ekleden çok bir farkı var mı? Kaydetten. Çok bir farkı yok. Alıyorum şunu. Attım. Tek farkı burada bir ID gönderiyoruz biz değil mi? Action'da bir ID gönderiyoruz şurada. Action'da kullanıcılar güncelle bir de bir parametre daha gönderiyorum. ID gönderiyorum. Gördünüz mü? Şurada bir ID gönderiyorum. ID göndermezsem benim hangi şeyi güncelleyeceğimi nereden bileceğim? Bilemeyeceğim yani. Dolayısıyla ID göndermek zorunda. İstersem parametre göndermezsem bir gizli input nesnesine şey yüklemem lazım. Gizli input nesnesine ID'yi göndereceğim. Orada çağıracağım onu. O şekilde güncelleme yapıyorum. Bu da bir seçenek. Ama genelde parametre de görmemizde fayda var. Güncelle dedim. Tek değişen ne? Ne diyeceğim burada? Update data, kullanıcılar data virgül bir de ID gönderiyorum. İş bittikten sonra kullanıcılar geri kullanıcıları tekrar listeliyoruz. Peki update datamız var mıydı? Update datamız yok. Hemen getirelim update. İstersek şeyden hemen bizim yardım şeyinden var. Bak şurada. Update. Updating data. Şu şekilde array'e alıyorsanız şu şekilde
tek tek set yapabilirsiniz ya da array yapıp şu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Şu şekilde bak. Görüyor musunuz? Şimdi ben şunu ne yapıyorum? Delete ile aynı. Çok fark etmiyor. Biraz farklı tabii. Yani ID göndermesi itibariyle. Update data tablo bir de data var. Datayı göndereceğiz. Bir de ID göndereceğiz. Şurada update diyeceğiz. Bakalım var mı? Aynısı gördünüz mü? Update oluyor sadece. Eşleştirme ve update ve sonuç return'le bize geri dönüyor arkadaşlar. True ile geri dönüyor. Evet. Bakalım çalışacak mı? Datayı gönderdik bak. Kullanıcılar tablosunu elle manuel giriyorum. Oraya gönderiyorum bunu. İkinci parametre şu data. Üçüncü ID. Ve modelimize gidip update komutuyla eşleştiriyor. Bu o satırı buluyor. İlgili satıra datamız nerede? Eksik var burada. Datayı koymamız lazım. Evet. Şuradaki datayı şurada virgül data var bir de. Yani bu datayı bu tabloya eşleştir nerede? ID'si şu olan dataya güncelle diyoruz. Şimdi çalıştıralım. Belli olur şimdi. Boş girince siz için düzenle diyeyim. Ayşe Şen Ayşe et gmail.com 123 evet satış günceler gördünüz mü? Ayşe geldi. Melis Kara, Melisa Kara düzenle diyorum. Melise Şahin diyorum. Güncelle diyorum. Gördüğünüz gibi değişti. Şimdi burada evet gördüğünüz gibi bugün ne yaptık? Ekleme, silme, düzenleme işlemlerini yerine getirdik. Bunları bazı şeyleri database modelinde bir daha şunları bir daha oluşturmayacağız. Sadece ne yapacağız? Bütün fonksiyonlarımızda, bütün programımız boyunca sadece bir kere şurada tanımlayacağız. Şurada bir kere modeli çağıracağız. Sonra ihtiyacımız olan yerlerde şu şekilde kullanıp gideceğiz. Yani bir daha şey yapacağız. Bir de verileri array'e atacağız. Bir pratiklik var burada yani. Bir pratik karşılama var. Şimdi burada bir eksiğimiz var. Nedir eksiğimiz? Burada bazı işlemler yapıyoruz. Mesela düzenle diyorum. Şurada bir şey görmüyorum. Yani işim oldu mu olmadı mı bilmiyorum yani. Buraya bir mesaj kutusu yazalım yani. Mesaj kutusu. Onay ya da. Yani onaylandı yani yapıldı. Silindi, eklendi, düzenlendi vesaire. Başarılı bir şekilde oldu. Bakarım bizim şeyimize. Burada user interface elemanlarında şeyim var mı? Yani uyarı kutuları var mı? Notification var mı? Nasıl? Nerede? General element. Şurada var. Şu. Şunu alalım şurayı. Popovers. Şöyle bir kutu olsun değil mi? Böyle güzel bir kutu olsun. Yeşil kutuya yazsın. Genelde iş yapılan şeyler. Hangi bu? General element popovers'u bulalım. Nerede? General element. Bulduk mu? Hangisini alacaktık burada?
şeye bak. Holy yazan ilkini alacağız yani. Holy'yi göremedim de. Dur, o link şu aşağıda herhalde, tamam. Şu. Şurası arkadaşlar. Alıyorum bunu. Nerede yazacak bu? Listemizin şurasında yazsın. Tablonun hemen üstünde, şurada da olabilir yani. Tablonun hemen üstünde yazdırabiliriz. Bakalım şöyle, tablonun üstünde nerede yer var? Tablomuzun hemen üstünde yazdırabiliriz. Evet. Şuraya yazdıralım bir. Strong mu vardı acaba? Strong'u mu çizdik biz? Mesaj yeri olmadı. Şuraya ekleyelim. Evet, böyle yeri oldu. Yanlış yere eklemiştim. Bak, böyle kapandı, gideyim. Tekrar yeniliyorum. Şimdi benim buraya şöyle bir şey yapmam lazım. Bir data göndermem lazım. Bir kere yazsın, bir daha yazmasın yani. Mesela bir kere ekledim. Sayfayı yeniledim de sürekli ekle ekle gelmesin ya. Çünkü ekledim, gittim. O zaman programcılıkta böyle bir şey olması lazım. Yani bu tip bir ihtiyaçsa böyle bir değişken türü olması lazım. Şimdi biz fotoğraf çekerken ne yapıyoruz? Flash kullanıyoruz değil mi? Flash ışığı ne demektir? Ne anlama gelir flash ışığı? Çekip bir tane fotoğraf. Nasıl? Yandı mı? Yandı. Ne oldu? Bir daha yok. Ne ışığı oldu? Flash ışığı. İşi kullandım, bitti. Ama bu ne işi? Sürekli işi. Sürekli kullanıyoruz. Flash'dan kaynaklı. İşte bu flash, fotoğraf makinelerindeki bu flash'tan esinlenerek flash data diye bir veri türü diye bir değişken türümüz var. Ama biz değişkeni bir sayfada da bir kere kullanıyorsun yani. Bir kere kullanılır yani. Flash oradan geldi zaten. Oradan gelmez zaten. Eskiden lamba patlatıyorlardı yani. Eski tarihlerde ne yapıyor? Pat gidiyor lamba. Bir daha lambada bir tane daha tak. Bir tane daha tak. Bir daha tek kullanımlık ışık yani. Burada da şimdi değişkeni başka bir sayfada tanımlıyoruz. Kullanıcılar ama şeyde kullanacağız. Bir view'de göstereceğiz. Bir sayfadan diğer sayfaya, bütün sayfalarda geçerli olan değişken türümüz session arkadaşlar. Session değişkeni her sayfada görülebilen global bir değişken türüdür session. O yüzden oturumlarda bir session kullanırız. Yani oturum açıp açmadığımız bilgisini session'larda saklıyoruz ki oturum açtık mı açmadık. Ever, hayır diyoruz. Oturum süresi yani hiç hareket yani time out oluyor. Süresi dolunca gidiyor. Ama session'lar şöyle. Eğer hiç dokunmazsan otomatik 15 dakika dersen 15 dakika sonra kendi kendine yok olur. Ama sürekli kullanırsan hiç yok olmaz yani. Mesela bir login olun bir yere, bir bankaya, bir şeye. Sürekli çalışın, login olun, sürekli kalırsınız. Ama şey yapın, hareketsiz durun. 15 dakikaya da yarım saat onun süresi var. Siz ayarlıyorsunuz. Kendiliğinde yok oluyor. İşte aynı session elemanlarından bir tanesi de flash data'dır arkadaşlar. Flash data da session elemanı gibidir. Timeout olana kadar hafızada durur. Sürekli hafızada durur. Yalnız bir kere kullanınca silinir hafızadan. İşte bunu nasıl ayarlıyoruz arkadaşlar? Burada ayarlıyoruz. Şimdi biz şunları silelim. Kaldıralım. Biz burada
bir güncelleme yaptık değil mi? O zaman şöyle yapalım. Biz session kütüphanesinden session set flash data parantez içinde birinci tırnak değişkenin adı virgül ikinci tırnak yazılan şey. Bu işlemde ne yaptık? Kullanıcı güncellendi diyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Set ederken set diyoruz. Yazarken seti yazmıyoruz. İkisi arasındaki fark bir de bunu yazıyoruz. Mesajı yazmamız, şu değişkeni yazmamız yetiyor arkadaşlar. İsterseniz merak ederseniz şurada erişebilirsiniz. Flash data derseniz flash data evet, session içerisindeki flash datanı kullandım arkadaşlar. Burada kullan tabii flash data var aslında. PHP'de flash data var. Ama CodeIgniter biraz daha pratik hale getiriyor yani. Kendi kütüphanesiyle pratik hale getiriyor. Şimdi bizim kullanıcı listesi nerede? Kullanıcı listesini şurada mı yazdım? Şimdi yazıyorum. Tabii PHP farkı içerisinde. Eşittir. Şurada tanımladığımız şeyi alıyorum. Şunun içerisine parantezi kapatıyorum. Artık set değil nedir? Flash datayı yazdırıyorum sadece. Yok, gerek yok. Tek satırlık yazdırma işleminde noktalı virgül PHP kavramı yok. Ekliyorum. Tanımadı. Diyor ki session kütüphanesini tanımadım. Session kullandığınız zaman bu tanımlı değil. O zaman kullanıcılar da neyi çağıracağız? Library'i çağıracağız. Session bir kütüphane. Helper değil bak. Library. Zaten yardıma bakarken session bir library olduğunu söylüyor yani. Tamam mı? Helper mi, library mi, driver mı ne olduğunu burada bize gösteriyor yani. Ne yani helper olarak çağırabiliriz, model mi? Değişik çağırma driver çağırabiliriz, helper çağırabiliriz ama session bir kütüphane. Kütüphane olduğu için library ile çağırıyoruz. Bu şekilde. Şu anda bir şey yok bak, bir şey göndermedik. Güncelle diyorum. Güncelledim ne oldu? Kullanıcı güncellendi değil mi? Refresh yapıyorum. Bitti. Ama kutumuz kaldı. Ne yapacağız? O zaman bir şey yapmamız lazım. Şurada mesajımız da kullanıcı güncellendi. Şurada öyle bir şey yapalım ki şu kutu. Değil mi? Şu bizim kutu değil mi? Yani session'da bilgi varsa kutuyu gösteriyor, yoksa kutuyu göstermiyor. O zaman ne yapalım? Bir tane PHP bir şöyle bir if başlatacağız. Başlatmadan şunu alıp if'i ne yapacağız? Kapatacağız. Eğer diyorum if değil mi? Eğer burada bu mesaj zaten buraya sokmamız true olduğunu gösterir. Yani bir değişkeni true demenize gerek yok. Var mı yok mu yani? İçinde bir şey yoksa false değeri döndürür zaten. İçinde dolu varsa true değeri gönderir. Tamam mı? Bu şekilde böyle çalışır. Eğer flash datamız varsa gösterir. Yoksa göstermez. Bak göstermedi. Güncelle dedim. Var. Bak gösterdi. Refresh yaptım. Bitti. Gördünüz mü? Bu mesajı şimdi ne için yapacağım? Bu mesajı alıyorum.
Bunu alıyorum. Silme işleminde de kullanacağım. Kullanıcı başarıyı da diyebiliriz. Nereye gittik ya? Kullanıcı başarıyla silindi. Şurada ne diyeceğiz? Kullanıcı başarıyla eklendi diyeceğiz. Evet. Tabii. Çünkü mesajı hep aynı mesajla gönderiyorum yani. Şu mesajla bak aynı isimle gönderdiğim için aynı şeyi kontrol ediyorum. Pratik hale getirmiş oluyoruz. Ekleyelim bir veri. Yeni kullanıcı ekleyelim. Hafize can deneme et gmail.com şöyle ekle diyorum. Bak kullanıcı başarıyla eklendi. Dolayısıyla bu mesaj böyle duruyor. Tekrar bir buraya tıkladığımızda bu mesaj artık nedir? O mesaj artık yok arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizde verileri listelemeyi zaten daha önce göstermiştik. Bir ekleme, veri düzenleme, silme ve güncelleme işlemlerini gördük. Aynı zamanda bu işlemleri yerine getirirken de mesaj, uyarı mesajlarını da aynı zamanda yerine getirdik arkadaşlar. Özellikle güncellemeyi, düzenleme ve güncellemeyi iyi anlamanız lazım. İki fonksiyondan oluşuyor düzenleme. Önce bir iki fonksiyon bir formdan oluşuyor. Ekleme bir form bir fonksiyondan oluşuyor. Fakat güncelleme iki fonksiyon. Bir çağırma fonksiyonu verileri getir. Güncellenecek forma getir. O form ekleden ayrıdır. Action'ı düzenlenecek vesaire. Oradaki değiştirilen veriyi güncelle fonksiyonuna gönderiyorsunuz. Oradan da update ediliyor arkadaşlar. Bunları yapacağız.